Herkese iyi günler dilerim. Ben İpek Türkmenoğlu. Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Sayın Doçent Doktor Cengiz Hisav Hocamızın yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans tezimde diken özütlerinin Staphylococcus aureus bakterisinin üzerindeki etkilerini incelemekteyim. Bu likenler arasında bulunan Viviore capillaris türü dikenin etkileri posterimizde verilmektedir. Böyle bir çalışma yapmamdaki çıkış noktam antibiyotik direncidir. Antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanımlarına bağlı olarak antibiyotik direnci oluşmaktadır. Bu nedenle hem tedaviler yetersiz kalmakta hem de kronik enfeksiyonların sayısı artmaktadır. Bu enfeksiyonların çoğunda karşılaşılan bakterilerden biri de Staphylococcus aureus bakterisidir. Biyofilim oluşturma kabiliyetinden dolayı ölüm oranı oldukça yüksektir. Protein, lipid ve polisakkaritler gibi maddelerin salgılanmasıyla gerçekleşen biyofilim formunun oluşumu, bakterilerin antibiyotiklere karşı daha fazla dirençli olmalarını sağlamaktadır. Biyofilim formu oluşumunun, bakterilerin iletişim mekanizması olan quorum sensing mekanizması ile bağlantılı bir süreç olduğu literatürde belirtilmektedir. Stafilokoklarda QS mekanizması, P2 ve P3 adındaki yolaklarla düzenlenmektedir. Bu yolaklar, AGR adı verilen gen düzenleyici birimlerden oluşmaktadır. Bu birimlerin kodladığı otoendikleyici peptitler de mekanizmanın temel sinyal molekülleridir. Bu sinyal moleküllerinin yoğunluğuna bağlı olarak iletişim mekanizması kurulmaktadır. İletişim mekanizmasının inhibe edilmesinin yeni tedavi yaklaşımlarından biri olabileceği düşünülmektedir. Birçok bitki, liken ve alg gibi doğal kaynaklardan elde edilen özütlerin QS inhibitörü olma potansiyeli hala araştırılmaya devam etmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında likenlerin antikanser, antifungal ve antibakteriyel gibi aktivitelere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu bakımdan çalışmamızda Viviore capillaris dikeninin Staphylococcus aureus bakterisi üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Liken toplanıp temizlenildikten sonra bir gün boyunca karanlık ve kapalı ortamda bekletilmiştir. Sonrasında süzülerek steril cam şişeye aktarılmıştır ve evaporatörde fazla çözücüsü uzaklaştırılarak özüt elde edilmiştir. İlk dozu 160 mikrogram bölü mililitre olacak şekilde hazırlanarak seri dilisyonla deneylerde uygulanılmıştır. Deneyler resimde görülen 96 kuyruklu plakalarda gerçekleştirilmiştir. Ve deneylere bağlı olarak farklı nanometrelerde plaka okuyucu cihazımızda okumaları alınmıştır. Antibiyotik etkisinin aksine bizim istediğimiz bakteri öldürmeden QS mekanizmasını ve buna bağlı olarak da biyofilim oluşumunun engellenmesidir. A grafiğinde konsantrasyon test deneyimizin sonuçları bulunmaktadır. Özütümüzün öldürücü etkisine bakmak adına Staphylococcus aureus bakterisinin yabanıl suşunda büyüme eğrisini test ettik. Uyguladığımız 160 ve 80 mikrogram bölü mililitre konsantrasyonundaki ilk iki dozda olağan kontrol grubuyla aynı seyirde gittiğini, 40 mikrogram bölü mililitre konsantrasyonundaki üçüncü dozumuzda ise büyümeyi teşvik ettiğini gördük. B grafiğinde QS deneyimizin sonuçları bulunmaktadır. Herhangi öldürücü etki saptanmadığından aynı konsantrasyondaki dozlar uygulanmıştır. QS inhibisyon miktarını kantitatif olarak inceleyebilmek adına Staphylococcus aureus'un daha önce şemada bahsettiğimiz P2 yolağına GFP'ye aktarılmış ve P2 lak GFP biyosensör suş QS deneylerimizde kullanılmıştır. Çarpı belirteciyle gösterilmiş olan eğrimiz, özüt uygulaması yapılmamış olan suşumuzun zamana bağlı ışımasını göstermektedir. Üçgen, kare ve daire belirteçleriyle gösterilmiş olan eğrilerimiz sırasıyla 160, 80 ve 40 mikrogram bölü mililitre dozlarında özüt uygulaması yapılmış olan suşumuzun zamanı bağlı ışımasını göstermektedir. QS üzerine dozlara bağlı inhibisyon oranlarına baktığımızda 160 mikrogram bölü mililitrede yaklaşık %62, 80 mikrogram bölü mililitrede yaklaşık %65,
ve 40 mikrogram bölü mililitrede yaklaşık %55 oranında inhibisyon saptanmıştır. Biyofilm oluşumunun QS mekanizması ile bağlantılı olduğu bilindiğinden ve yarı yarıya saptanan QS inhibisyon sonuçlarından yola çıkarak aynı dozlarla biyofilm deneyi yapılmıştır. C grafiğinde biyofilm deneyinizin sonuçları bulunmaktadır. Grafikte uygulama yapılmamış olan kontrol grubumuz %100 olarak belirtilmiştir. Özüt uygulamalarında da kalan biyofilm oranları grafiğimizde şekilde görüldüğü gibidir. Biyofilm üzerine dozlara baktığımızda inhibisyon oranlarımız 60 mikrogram bölü mililitrede yaklaşık %88, 80 mikrogram bölü mililitrede yaklaşık %26, 40 mikrogram bölü mililitrede yaklaşık %40 oranında inhibisyon saptanmıştır. Genel olarak toparlamak gerekirse, Biliaria capillaris türü likenin Staphylococcus aureus bakterisinde uygulanan dozlarına bağlı kalarak antibakteriyel etki görülmemiştir. QS deneyimizde yaklaşık olarak %55 ile %65 arasında değişen inhibisyon oranları saptanmıştır. Biyofilm deneyimizde yaklaşık olarak %26 ile %88 arasında değişen inhibisyon oranları saptanmıştır. Her iki deneyi ortak baz alarak değerlendirmek gerekirse, Biliaria capillaris'in Staphylococcus aureus bakterisi üzerindeki 160 mikrogram bölü mililitre konsantrasyonu baz alınarak anti-QS ve anti-biyofilm etkisi olduğu söylenebilmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlara ve literatürde belirtilen farklı çalışmalara bakıldığında, likenlerin içerdikleri moleküllerin özelliklerinden dolayı antibiyotiklere alternatif ilaç gelişiminde kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca bu tarz çalışmalarla daha da doğal kaynaklara yönelimin olmasını teşvik edebilmeyi ummaktayız. Beni dinlediğiniz ve kongremizde yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.